TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir sağlıkça programı ile daha sizlerle birlikteyiz efendim. Evet, her hafta sağlıkça programında sağlığımızla alakalı önemli konuları konuşmaya çalışıyoruz ve sağlığımızla alakalı hangi bilgileri edinmemiz gerekiyor, bu bilgileri almaya çalışıyoruz efendim. Bu haftaki sağlıkça programında da yine çok çok önemli konulardan bir tanesini konuşacağız. Sağlıkça programında çok uzun zamandır konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız ve vatandaşlar arasında sıkça görülen bir hastalığı konuşacağız. Diz hastalıkları diyeceğiz değerli izleyenler bu haftaki sağlıkça programında ve dizde ne gibi hastalıklar oluşabiliyor? Özellikle vatandaşlar arasında bilinen dizdeki bu kireçlenme nedir ve diğer hastalıklar ne yönde? Bunların detaylarını öğrenmeye çalışacağız ve ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları aktarmaya çalışacağız sizlere. Benim çok değerli bir konum var değerli izleyenler bu haftaki sağlıkça programında. Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Sinan Karaoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Efendim bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Özellikle bu zor dönemde sağlığımızla alakalı konuları aktarmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz, normalleşiyoruz yavaş yavaş inşallah. Yoğunluk nasıl? Yoğunluk, bu biliyorsunuz salgının çok yoğun olduğu dönemlerde bayağı vatandaşların doğru olarak yaptığı bir şey vardı, sokağa çıkmamak. Bu yönde oldukça %10'lara 20'lere düşmüştü yoğunluğumuz. Olması gereken de buydu zaten. Ama şu anda neredeyse eski yoğunluğumuza ulaştık. Hastane evet. Olarak öyleyiz. Efendim kolaylıklar, başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Ve yine çok önemli bir konuyu konuşacağız hocam burada. Gerçekten çok çok önemli. Vatandaşlar arasında sıkça olabilen ve hemen herkesin başına gelebilecek bir durumu konuşacağız bu programda. Ve gerçekten de önemli bir program olacak. Hocam ilk olarak isterseniz yayın öncesinde sizlerle konuştuk. Halk arasında kireçlenme diye bilinen ama farklı bir ismi olan bir kireçlenme ile başlayalım. Nedir kireçlenme? Evet, Yalçın Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için TV1'e ve sizlere. Bir de girişi halk arasındaki söylendiği tarzıyla kireçlenme diye yaptığınız için önceki görüşmemizden bir şey olmuş mu görüyorum, memnuniyetle evet. Görüyorum. Evet, evet. Hakikaten kireçlenme dediğimiz hastalık halk arasındaki bilinen adı bu. Yani adını öyle koymuş halkımız. Onu öyle bir benzetme yapmış ama esas bu hastalığın adı dejeneratif artrit. Hı hı. Şimdi tabii biz hastalara işte Ayşe Hanım sizin dizinizde dejeneratif artrit var dediğimiz zaman hasta da ya doktor bir şey söyledi ama ben hiçbir şey anlamadım diyerek odadan çıktığı için tabii evet. Böyle olmuyor. Onun için vaktimiz varsa o hastalığı anlatmaya tabii, çalışıyoruz. Tabii efendim. Hastaya vaktimiz varsa. Yani çünkü bazen çok yoğun çalışan meslektaşlarımız var. Günde 100-150 tane hasta bakan meslektaşımız nasıl vakit ayırıp anlatacak ben bilmiyorum. Onun için bazı şeylere de hak veriyorsunuz. Kesinlikle. Ama biz hastane olarak özel bir hastane olduğumuz için vakit gerçekten bulabiliyoruz. Hastalarımıza bunları uzun uzun anlatıyoruz. Dejeneratif artrite kelime anlamıyla baktığımız zaman yani motomot çevirisini yaptığımız zaman eklemin dejenerasyonu yani Türkçe'ye neredeyse kullanıma girmiş bir kelime dejenerasyon. Hmm. Eklemin yıpranması. Yıpranması evet. Eklemin aşınması. Mesela bir ayakkabıyı kullanıyoruz. Belli bir müddet kullanınca ne oluyor? Ayakkabı aşınıyor. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Evet, evet. Bu da öyle. Yani insan yaş aldıkça bir takım yıpranmalar yaşıyor. İşte belli bir süre sonra uzun süre idare ettiğimiz bir şey bir müddet sonra artık etkilerini hissettirmeye başlıyor. Atıyorum 60'lı, 70'li yaşlardan sonra dizlerimizde bir aşınma başlıyor. Bu dejeneratif artrit yani halkımızın kireçlenme dediği şey. Peki kireçlenme kelimesine niye ben şahsen çok katılamıyorum? Niye buna fazla vakit ayırıyorum, böyle nefes tüketiyoruz? Çünkü şu sebepten dolayı kireçlenme aslında bana göre bu hastalığı anlatmıyor. Hı hı. Doğru bir kelime değil. Kireçleme deyince insanların aklında işte çaydanlığın içindeki kireç gibi bir kireç birikti dizimin Dizde, içinde diye evet. Böyle bir şey algılıyor. Öyle bir şey yok. Hı. Ben senelerdir bu işi yapıyorum. Ameliyat yapıyoruz, açıyoruz, bakıyoruz dizin içinde bir kireç falan görmüyorum. Gerçekten bir yıpranma vatandaş bu. Başka bir şey neden acaba bu kanıya vardı? Neden vardı? Yani ben tabii yorum veya bir senaryo kafamda üreterek bunu söylüyorum. Yoksa bir ispatı yok. İşte böyle dizimi açıp kapatırken kıtır kıtır ses geliyor mesela. Evet, evet. Diyorum ki ya bunun içinde kireç mi birikti falan diyorum. Adı kaldı kireçlenme. Hmm. Belki böyle bir yerden çıktı. Şimdi önemli bir noktaya değindiniz. Dediniz ki bacağımı açıp kapatırken kıtır kıtır ses geliyor, sesler. Tabii. Şimdi... O onun belirtilerinden bir tanesi. Evet. Bununla isterseniz devam edelim hocam. Evet. Bu ne oluyor? O sesi duyduğumuz zaman bu hastalık mı olmuş oluyor? Doğru.
her ses duyduğumuzda bu hastalık olmuyor. Evet. Ama onun önemli belirtilerinden bir tanesi. İsterseniz, izin verirseniz çok iki cümleyle şeyimi bitireyim, ilk söylediğimi. Tabii, tabii, tabii. Şimdi kireçlemeye niye bu kadar şey yapıyoruz? Şimdi insanlar kafalarında kireç kelimesi hayal ettiği için, kireç birikti benim dizimin içinde dediği için, mesela bir 75 yaşında kilolu bir hanımefendi sokakta yürürken soruyorum, parkta yürüyüş yapıyor devamlı, görüyorum. Evet. Bakayım, niye yürüyorsunuz diyorum. O da diyor ki kireçlenmelerim açılsın diye diyor. Halbuki bu bir aşınma hastalığıysa, düşünsenize siz çok yürüdüğünüz zaman ne olur? Ayakkabınız daha çok aşınır. Evet. Dolayısıyla ciddi derecede, ileri derecede dejeneratif artriti olan bir kişinin uzun yürüyüşler yapması, ayakta kalması doğru bir şey değil ama halk arasında öyle bir inanış var ki, işte diyor ki bir komşusuna diyor ki, bacım diyor sen yürümüyorsun da onun için oluyor bunlar, evet, diyor. Bol evet. bol yürümen lazım diyor. Yani bu tabii herkes için değil, yanlış anlaşılmasın. Biz yürüyüşe karşı değiliz. Ben 55 yaşındayım ama ben 10 kilometre günde yürüyüş yaparım. Sıkıntı yok. Dizimde sıkıntı yok çünkü. Evet, ama dizinde evet. sıkıntı başlamış bir kişinin uzun yürüyüşler yapması doğru bir şey Evet, değil ki evet. ama bizde böyle söyleniyor işte. 65-75 yaşında insanlar birbirlerine diyor ki her gün diyor şu kadar yürü. Doğru bir şey değil. Ne yapmak lazım? Onu isterseniz tedavi konusunda şey Evet. yapalım. Biraz önce sorduğunuz soruya geleyim. Belirtileri. Evet, bu dizden ses gelmesi aslında ileri dönem belirtilerinden bir tanesi. Yani hemen başlangıç düzeyde gözüküyor. İlk başlarda ne gözüküyor? Şu gözüküyor, işte dizlerde hafif ağrılar başlıyor. Ne zaman? Uzun aktivitelerden sonra. Yani işte adam 30 yaşındayken olmayan, işte ben 5 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra akşam ağrılarım oluyor, biraz sızlanmalarım oluyor, dizim şişiyor gibi belirtiler oluyor. Evet, evet, evet. Bunlar. Daha sonra kıkırdak aşınması ileri boyuta vardığı zaman, işte bahsettiğiniz o kıtır kıtır ses gelmeleri, takılmalar, işte dizini tam bükememe, açamama, hareket kısıtlılığı. Eskiden tam açıp tam kapatırken dizini bir bakıyorsunuz tam açıp kapatamıyor. Dizinde şişlik oluyor, ağrı oluyor. Zaman zaman kızarıklıklarla birlikte seyredebiliyor ısı artışıyla. Bunlar enflamatuar ataklarla bazen olabiliyor bu hastalık. Giderek yürüme mesafesi azalıyor. Hani hasta canı istese bile yürüyüş yapamıyor. Çünkü yürüyüş yaptıktan bir müddet sonra şikayetleri artıyor. Evet, evet. Şimdi bu belirtiler olduğu zaman insanın doktorla da konuşup bunun teyidini yaptıktan sonra evet benim dizimde aşınmalar başladı. Yani artroz ya da artrit, dejeneratif artrit başladı teyit edilirse o zaman ayakta yapılan aktiviteleri biraz kısıtlaması gerekiyor. Bunda sadece yürüyüş değil. Geniş anlamı olsun diye söylüyorum. Ayakta olan aktiviteler. Bunun içine yürüme giriyor, koşma giriyor, merdiven çıkma giriyor, inip çıkma giriyor. Evet, evet, evet. Veya ayakta kalma giriyor. Evet. Bunları biraz kısıtlamak evet, lazım. Efendim. Şimdi efendim şu ilk başta dediğiniz bu kireçlenme olayının yanlış anlaşılması olayı gerçekten kireçleme, evet, çok enteresandır ve yayından önce de yine konuştuk. Evet. Vatandaşları da alternatif tedavilere yönlendiriyor. İşte kireci ne söker? Örnek veriyorum, kaynar su söker. Onunla tedavi ama yanlış yapıyor muyuz? Mesela tabii ki. Tedavide yanlış yapıyoruz ki bizi daha kötüye götürür ki az önce yürümekten bahsettiniz. Hani herkes yürümeli ama böyle bir sıkıntı varsa yürümemeli gibisinden dediniz. Bu çok önemli. Hemen kısa bir not aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Ekranımızın en altında WhatsApp numaramız var efendim. Doktor Sinan Karaoğlu gerçekten bu hastalıkla alakalı çok önemli doktorlardan bir tanesi. Kendisini hazır burada bulmuşken sorularınız varsa diz ağrısıyla alakalı ona yöneltebilirsiniz. O WhatsApp'ta en altta yazan numaraya mesajınızı atabilirsiniz. Biz de buradan hocamıza fırsat buldukça sormaya, cevap almaya çalışırız. Unutmayın değerli izleyenler. Evet hocam, peki en çok kimlerde görülüyor bu kireçlenme olayı? Şimdi dejeneratif artrit esas adı bu olan hastalık aslında insanlığın kaderi. Hı hı. Çünkü ben bir ayakkabı aldım, kullanacağım ve eskimeyecek bu diyecek olan birisi var mı? Ya, yok. Ya ayakkabı alırsınız, tabii, kullanırsınız tabii. Ve eskir. Şimdi aslında dünyada her şeyin bir ömrü var. Sadece ayakkabının değil, arabanın lastiğinin ömrü var, ceketimizin bir ömrü var. Canlıların da ömrü var. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz, sonra da öleceğiz. Evet. Şimdi bu hayatın gerçeği. Aynı bu anlamda dejeneratif artrit de aslında insanların kaderi, ölüm gibi. Ama bunun için bir şey lazım, yeterince yaşamak. Yani benim saçım beyazlamayacak diyen bir kişi olamaz aslında. Her kişinin saçı beyazlar ama 40'ta ya ama 50'de ama 60'ta.
Ama 18 yaşında ölürse adam herhangi bir sebepten beyazlamaz. Demek ki yeterince ömrü olan bir kişinin saçı beyazlar, evet, dizi de kireçlenir. Aynen. Dolayısıyla bu hepimizde olacak. Ama bazı kişiler var ki sizin sorunuzun en iyi cevabı bu olacaktır. Daha fazla yatkındır bunlar da daha sık olur. Yani bir takım faktörler var bunun oluşmasında. Aslında bu multifaktöriyel bir hastalık. Yani çok faktör var. Hepsinin birleşmesiyle bu oluşuyor. Mesela yaş. Şimdi konuştuğumuz. Evet. Allah bize uzun ömür verdiyse biz bu hastalığı göreceğiz. Mesela kilo. Kilo ne kadar fazlaysa o kadar erken gözükecek demektir. Mesela genetik. Yani genetik olarak bir şeyler, mesela dizindeki bir anatomik bozukluk, doğuştan gelen bir anatomik bozukluk buna yatkınlık getiriyor. Geni varum dediğimiz bir şey. Bunlar da daha sık gözüküyor. Evet, evet, evet. Mesela kullanım. Yani şimdi benim dizimi kullanmamla sizinki aynı değil. Evet. Ötekininki aynı değil. Hani adamın birisi maden işçisidir, devamlı çömelerek çalışıyordur, daha çabuk yıpranır. Evet, evet. İşte kendine bakıyordur, kemik sağlığına, eklem sağlığına etki eden bir takım metabolik şeyler, beslenme. Bunlar multifaktöriyel. Evet, evet, evet. Ama bunların bazılarını değiştirebiliriz, bazılarını değiştiremeyiz. Yaşı değiştirebilir misiniz? Zamanı, aynen, durdurabilir miyiz? Ama işte kaslarımızı kuvvetli tutabiliriz, ağırlığımızı azaltabiliriz, zayıflayabiliriz. Bunlara değiştirebileceğimizde mutlaka göz önüne alıp onlara yönelik bir takım önlemler almak lazım. Şimdi beklenen odur ki işte ne bileyim 70, 75, 80 yaşında bunların olmasını bekleriz. Eğer normal bir yaşantı sürdüysek. Ama bazen hasta görüyoruz işte 45 yaşında başlamış. Bunun da işte multifaktöriyel olmasından kaynaklandığını söyleyebilirim. Yani 45 yaşında ama aşırı kilolu. İşte veya çok onu yıpratacak bir hayat tarzı var veya bir mesleği var. Veya ırsiyette, genetikte bir problem var. İsterseniz şu anda bu hastalığı belki daha iyi anlatma adına, evet, görselde, evet, evet, şu anda var olan bir şey var. Bakalım hocam. Şimdi solumuzdaki normal diye diz diye yazan filme dikkat edersek, bakın iki kemiğin arasında bir boşluk gözüküyor. Evet, evet. Halbuki bu film altta da yazıldığı gibi ayaktayken çekilmiş bir film. Hı hı. Yani şimdi ayaktayken film çekmişiz, atıyorum bu hastayı bilmiyorum ama 80 kilo diyelim ağırlığı var. Evet. Şimdi kemiklerin, şöyle elimle tarif etmeye çalışayım. Kemiklerin böyle havada durması mümkün mü? Birbirine değmesi lazım. Bu ağırlık biniyorsa, 80 kilo üstüne, evet, biniyorsa, evet, ama orada boşluk gözüküyor. Evet. Neden boşluk var? Orada gerçekte bir boşluk yok. Bu röntgen sadece kemiği gösteriyor. He. Arada kıkırdak doku var. Evet, onu, evet, göstermiyor. Şeffaf. Film için şeffaf. Hı hı. Dolayısıyla bizim orada boşluk gördüğümüz yer, bakın orada mesela 4 milimetre bir boşluk gözüküyor. Demek ki ben buradan şunu anlıyorum. Bu film bize çok önemli bilgiler veriyor. Evet. Bazen MR'dan daha fazla bilgi veriyor. Evet. Diyorum ki orada 4 milimetre kıkırdak var. Hı hı. Bakın bir başka yerine baktığım zaman 7 milimetre kıkırdak gözüküyor. Yani bakın kıkırdağı görmedik ama net bir fikir sahibi olduk. Evet. Milim milim. Sağ taraftaki artrozlu ya da işte parantez içinde kireçlenme dediğimiz durumda ise, bakın kemiğin sağ tarafında bir boşluk yok. He. Yani orada kıkırdak bitmiş. Aşınarak bitmiş. Sürte sürte bitmiş. İşte şimdi siz buna ne diyebilirsiniz? Yani ben size desem ki Yalçın Bey, siz böyle bir hastalık dünyada ilk defa tarif ediyoruz. Böyle bir hastalık tarif ettik biz, bulduk. Buna bir isim takın deseniz, kireçleme der misiniz? Hemen şey derim mesela, kemik birleşmesi derim. Yani aşınma diyelim, yıpranma diyelim, kemiklerin birbirine sürtmesi, evet, diyelim, evet, değil mi? Yani bunların hepsi mantıklı. Ama kireçlenme, ama kireçlenme gelmiş? Yani kireç, bilmiyorum, evet, bana çok mantıklı gelmiyor. Evet, evet. Şimdi şöyle isterseniz biraz ama da şu diğer olayı anlattığınızda göre bu çok dediğiniz tam üzerine oturuyor hocam. Diğer, tabii, o şu kıkırdak olayını anlattınız ya. Tabii. Gerçekten tam oluyor. Bakın. Yani. Bir şey daha söyleyeyim. Belki aklınıza gelmiştir o soru ama bu 66 yaşındaki kadının filmi, hı hı, sağ taraftaki, evet, artrozlu diye yazdığımız dizin bu tarafı, yani bir tarafı daralmış, bir tarafı eklem geliş, aralığı, evet, bir tarafı geliş, bir tarafı daralmamış. Aynen. Hatta, kıkırdak korunmuş. He. Biraz böyle köşeye zaten yapmış bu gibi. Bu hastaların şöyle, bilmiyorum gözükür mü, dizinin iç kısmına bastırdığım zaman, evet, ağrır. Buraya bastırdığım zaman ağrımaz. Hmm. Çünkü o kapanan kısım
kıkırdağın aşındığı kısım bu iç kısım. Yani dizlerin birbirine bakan kısmı. Dış kısımlar aşınmaz. Sebebi de şu. Dizin iç kısmına vücut ağırlığının yaklaşık %60-70'i oraya biner. %30-40'ı öteki tarafa biner. Ağrı, sancı beraber. Nereye ağrı yük fazla biniyorsa da doğaldır ki orada aşınma daha erken olur. Evet. O yüzden ben bu hastalara geldiği zaman işte atıyorum Ayşe Hanım geldi. Ben muayene edeceğim. Elimi atarım böyle iç kısmına. Burası ağrıyor değil mi derim. Evet der. Hatta biraz yüzüyle de mimikle de tepki gösterir canı acıdığı için. Dış kısmına basarım. Burası ağrımıyor değil mi derim. Evet ağrımıyor der. Şurası ağrıyor değil mi? Ağrımıyor. Evet, yani evet, elimi attığım yerde ağrıyı bulurum. Hasta bana der ki doktor bir ağrıyı nereden bildiniz neresinin ağrıdığını. Şimdi bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Bilimsel bir şey bu. Evet, dizin evet. iç kısmı fazla yük taşıdığı için aşınma orada oluyor. Evet. O yüzden de bakın bu örnek hani 100 hastadan 95'inde böyle oluyor. İç kısım önce aşınıyor. Evet. Yine resimler var hocam. Yine bu konuyla alakalı mı yoksa bunun tedavi yöntemlerini konuşalım? Tedaviye geçince ikinciyi isteyeceğim. Tedavide öncelikle şundan bahsedelim. Bu işin tedavisi direkt ameliyat falan değil. Bu deminki görselde olan eklem aralığının tam kapandığı, kemiğin birbirine artık değdiği duruma geldiği zaman tabii ki ağrı da dayanılmaz bir şekilde vardıysa biz hastalarımıza tabii ki ameliyat seçeneklerini sunuyoruz. Ama o birdenbire böyle olmuyor. Önce yavaş yavaş daralıyor, aşınma bir miktar oluyor, sonra artıyor, sonra artıyor, sonra. Öncelikle bir kere önlemek için ne yapmak lazım? Evet. Çünkü önlemek tedaviden daha aslında kıymetli. Hastalık oluşmadı. Kesinlikle. Biraz önce söyledik hepimizin kaderi olacak ama tamam 85 yaşında olursa ya tamam yaşadık 85 yıl oldu deriz. Yani normal karşılaşırız ama 49 yaşında protezlik hale geldiysek o üzüntü verici bir şey olur. Yani niye böyle oldum diye üzülürüz. Şimdi erken yaşta bu problemi yaşamayalım diye bir kere kilomuzu düşük tutmamız lazım. İkincisi diz ve çevresindeki kaslarımızı dengeli bir şekilde kuvvetli tutmamız lazım. Ne demek dengeli bir şekilde kuvvetli tutmak? Her adalenin bir esnekliği bir de kuvveti vardır. Yani esneklikle kuvvetin eşit miktarda olması lazım. Mesela diz arkasındaki kasların esnekliği pek olmuyor. Toplumumuzda çok sık olarak o bölgede gerginlik oluyor. Onları esnetmek lazım. Öndeki kasları kuvvetlendirmek lazım. Bu birçok diz problemini çözüyor. Zaten biz de birçok hastamıza egzersiz önererek, bir program vererek tedavi veriyoruz. İlaç falan vererek değil çoğu zaman. Dolayısıyla dengeli bir şekilde kuvvetli tutmak lazım dizimizi. Aşırı yorucu işleri, dizimizin sağlığını bozucu işlerden, işte sırf böyle devamlı çömelerek yapılan işler mesela. Bunlardan kaçınmak lazım. Eğer hastalık başladıysa da ve kilomuz varsa gene kilo vermek tedavinin ilk önemli kısmı oluyor. İkincisi egzersizle gene kasları kuvvetlendirmek. Üçüncüsü de yaşam tarzını artık bu dize göre değiştirmek gerekiyor. Ne demek yaşam tarzını? Programın ilk başında söyledim. Ben günde 10 kilometre yürürüm. Bir sorun yok. Ama benimle aynı yaştaki birisine aman siz fazla yürümeyin diyebilirim. Neden? Dizine göre. Evet. Yani evet. Yaşa kronolojik yaş çok önemli değil. Yani nüfus cüzdanında kaç yaşında olduğunuz önemli değil. Fizyolojik olarak vücudunuzun kaç yaşında olduğunu. Evet, evet. Onun için erken yaşta dejeneratif artrit gelişmiş bir kişiye ben yürümeyin diye tavsiye edebilirim. Fazla yürümeyin diyebilirim. Tabii, tabii. Ama ben kendime mesela 10 kilometre, 20 kilometre yürüyün. Hiçbir sorun olmaz diyebilirim. Yaşam tarzını nasıl değiştireceğiz? Dizde başlamış ya dejeneratif artrit bulgulara başlamış. O zaman hastaya diyeceğiz ki bakın siz yürüdüğünüz zaman böyle böyle aşınma süreci daha hızlanacak. Onun için ihtiyaç kadar tabii ki yürüyebilirsiniz. Yani yaşam devam ediyor. Yürümeden olur mu? Tuvalete gideceğim. Nasıl gideceksin? Yürüyerek gideceksiniz. Evet, evet. Ama bunda yürümeyin denir mi? Olmaz. Ama fuzuli yürüme yapmayın. Yani atıyorum 20 dakikadan fazla yürüyüş yapmayın. Yani farka çıktım, 1,5 saat yürüyüş yaptım. Onu yapmayın. Peki ne yapalım? Hareketsizlik o da kötü. Çünkü hastaya kilo ver diyorsunuz, sonra da yürümeyin diyorsunuz. Nasıl kilo verecek bu hasta? Bir, diyet yapacak. Bir, yani yediklerine dikkat edecek. Bir diyetisyene giderek. İki, hareket yapacak ama dizi şey yapmadan. Şimdi mesela yürüme yaptığınız zaman bütün vücut ağırlığı nereye biniyor? Dizin üstüne direkt biniyor. Halbuki eve bir kondisyon bisikleti alsa, kondisyon bisikletini çevirirken vücut ağırlığımız nereye biniyor? Oturduğumuz yere biniyor. Evet. Yani değil mi? Sele dediğimiz yere oturuyoruz evet, ya. Evet.
Veya yüzme yaparken de dizimize yük binmiyor ama hareket ediyoruz. Evet, enerji doğru. harcıyoruz, kaslar çalışıyor, kan dolaşımı hızlanıyor. Ne kadar güzel. Evet. Faydalı. Ama öteki türlü yani yürüme yaparken, kaş yaparken göz çıkarıyoruz. Evet. Yani yürüme tamam diyetimize, kilo vermemize faydalı ama dizimize zarar veriyor. O yüzden yüzme gibi, bisiklet gibi, yoga gibi, pilates gibi, yer hareketleri gibi evet. dizi zorlamayan şeylerle egzersizler öneriyoruz. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Çok kötü, enteresan yani nasıl diyelim. En kötü sonucu nedir bu diz kireçlenmesinin? O zaman bacağım, direkt oraya geçelim. Bacağımızı kaybedebilir miyiz mesela? Bacağımızı yani kaybetmeyiz. Yani kesilmekten bahsediyoruz. Hı. Tabii ki o duruma düşmeyiz böyle bir hastalıktan dolayı. Ama ne duruma düşeriz? İsterseniz 2 numaralı görseli bakalım alalım. Bakalım hocam. Bakalım. 2 numara. Evet, bakalım şimdi ayarlıyorlar. 2 numaralı görsel bir diz protezi. Yani bu bizim gidebileceğimiz en son şey. Onu ifade eden bir görüntü olacak. Bir diz protezi. Peki hocam, röntgen görüntüsünü aynen şunu sorayım hemen o zaman bu arada. Şimdi bazı vatandaşlar, tuvaletler var hocam biliyorsunuz. Böyle direkt dizin üzerine böyle bağdaş bir şekilde duruyoruz. Bu ne kadar tehlikeli bir durum? Yani şey hastalığın riskini arttırır mı? Ya da hı-hı. o şekilde oturmak, bazıları yerde o şekilde oturabiliyor. Bunlara kadar neler söylersin? Şimdi şöyle. Bu sağlıklı bir diz için bir problem değil. Hı hı. Ama dejeneratif artrit gelişmiş bir dizde zamanla bunu zaten yapamıyor. Yapamıyor. Ağrı yani verecek. Tam bükemiyor. Bükülmesi dedim ya hareketler azalıyor ileri dönemlerde. Azaldığı zaman zaten yapamıyor. Hı. Onun için bu tip hastalar genellikle işte Alaturka tuvaletleri varsa evet. evlerinde onu işte bir tadilat yaptırıp alafranga tuvalete, klozete çeviriyorlar. Evet, evet. Şimdi görselimiz... Evet. Burada gözüküyor. Bakın bir diz protezi ne demek? Öncelikle onu açıklayayım ben. Şimdi kıkırdaklarımız aşınıyor ya yani eklemin yüzeyi aşınıyor. Biz bu kıkırdakları... şu an diz protezi mi hocam? Evet diz protezi. Tamam. Evet. Bu bir röntgen görüntüsü. Hı-hı. Dıştan hiçbir şey belli olmuyor. Yara izi dışında bir şey gözükmüyor. Evet. Yani protez deyince insanların aklına takma bacak falan gibi de geliyor da protez bacak falan evet, deyince. Evet doğru. O onunla bu, bir tanesi dış protez birisi iç protez. İç protez. Bunlar endoprotez. Şimdi bu kemik etrafını kaplayan kıkırdak yüzeyin tamamını çıkarıyoruz ve yerine sanki bir kaplama diş nasıl yapılıyor? Dişin üstünde bir kaplama bir metal geçiliyor. Onun gibi düşünün. Kaplama diş gibi kaplama diz yapıyoruz. Yani eklem yüzeyleri tamamen metalle kaplanıyor. Peki bakın bu filmde de eklem aralığı gözüküyor. Bakın boşluk yok. Evet. Şimdi aslında biz doğalı taklit ediyoruz. Yani var olan şeyi, organizmayı, o mükemmel yapıyı taklit etmeye çalışıyoruz. Şimdi iki kemik birbirine sürtmesin diye araya kıkırdak konmuş ya. Hı hı. Biz de iki metal birbirine sürterse onun ömrü çok olmaz. Hemen birbirini aşındırır ve başka problemler ortaya Doğru. çıkarır diye. Biz araya sanki kıkırdağı taklit eden bir ne diyelim tıbbi plastik diyelim. Polietilen dediğimiz bir malzeme yerleştiriyoruz. Evet. Yani şu o an da var filmde, ama gözükmüyor burada. Tabii o da filmde gözükmediği için aynı kıkırdak gibi. Evet. Biz gene diz aralığını boşluk olarak görüyoruz. Aynısı olmuş yani taklit evet. edilmiş. Yani biz de elimizden geldiğince taklit evet. ediyoruz. Hiçbir zaman aynısını yapamıyoruz. Önemli olan ama. Sağlığına kavuşturmak. Vatandaş. Tabii. Şimdi bu hastanın diz kemikleri birbirine sürtünmediği için ağrı da ortadan kalkıyor. Hmm. Beklenen o. Peki hala şimdi hocam... Bu diz protezi sizin demin söylediğiniz işte bu işin sonu en son nereye gider? Evet en son çare bu diz protezi. Ama ondan önce konuşacaklarımız var. Tamam yani onları söyle. Sadece diz protezi değil. Tamam hocam tedavi yöntemleri. İsterseniz şeyi demin dedik ya işte biraz kilo versin egzersiz falan. Tamam. Yani önce konservatif tedavi yapıyoruz. Evet. Risk faktörlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte kilo varsa kiloyu, işte kullanım tarzında bir hata varsa aman bunları yapmayın falan deyip. Öncelikle konservatif tedavi ameliyat falan yok. Daha sonra gerekirse fizik tedaviler, eklem içi enjeksiyonlar yapılabiliyor. Bir takım ilaçların sadece ağrı kesici özelliği olduğunu söylemem gerekiyor. Onun için onları bir tedavi olarak değil de geciktirici şey olarak görüyoruz. Bunlarla da idare etmeye çalışıyoruz aslında, tedavi değil. Çünkü ben hastama hep şu benzetmeyi yaparım. Ya beyaz olmuş bir saç siyah olur mu? Boyarsınız belki. Ama alttan geçici 15 gün sonra beyazı çıkar. Yani gerçekten siyah yapamayız. O zaman herkes burada da, buna mecbur mu kalacak? Hayır. Şimdi buna mecbur kalmadan hayatını idam ettiren birçok kişi var. Bunlar en kötüleri. Mesela kilo vererek mi? Tabii kilo vererek, egzersiz yaparak. Ama egzersizden yanlış anlaşılmasın, doğru egzersiz yaparak. Yani işte ben egzersiz yap deyince hastalara gidip işte koşu yapıyorlar, işte futbol oynuyorlar. Bu da egzersiz ama o öyle değil. Bizim dediğimiz terapötik egzersiz. Yani doğru
iyileştirici egzersizler diyelim. Bunları da yaptıktan sonra eğer yeterince şey olmuyorsak, başarı sağlayamıyorsak, hasta diyor ki ya benim şikayetlerim beni rahatsız ediyor, hayat kalitemi bozdu. O zaman bir üçüncü görselimiz olacaktı. Verelim. Ona da geçebiliriz. Evet hocam. Bu ama biraz tersten gittik. Onu tekrar bir hatırlatalım da önce en kötüyü söyledik, şimdi biraz daha iyi. Peki. Ya eklem aralığında daralma var. Kıkırdak aşınmış ama biliyorsunuz ne söylemiştik? Bu dizin bir kısmı aşınıyor, iç kısmı aşınıyor. Dış kısmı aşınmıyor. Şimdi dolayısıyla iç kısım aşınmış. Oraya hani anlaması kolay olsun diye bir benzetme yapalım. Orada bir yara olmuş. O aşınma dediğimiz şeye, kıkırdaktaki şeye yara diyelim. Üstüne üstlük oraya da vücut ağırlığımızın gene %70'i biniyor. Dizde eğrilme başlıyor. Eğrilme arttıkça oraya %80'i binmeye başlıyor. Daha çok ağırlık biniyor oraya. O zaman ne oluyor? Ağrı ve yük binme arasında bir kısır döngü oluyor. Yük fazla bindikçe aşınma fazla oluyor. Aşınma fazla olunca ağrı fazla oluyor. Aşınma fazla olunca biraz daha diz eğriliyor, daha çok yük biniyor. Böyle bir kısır döngü oluyor. Evet, evet, evet. Şimdi bir örnek vereyim, sonra bu görseldeki ameliyatı anlatayım. Tabii hocam. Şimdi benim diyelim ki sağ kalçamda çiban çıktı. Böyle oturuyorum. Haliyle ağrıyor. Evet. Ağrımasın diye şöyle yan oturuyorum. Yani sol tarafıma bastırarak oturuyorum. O zaman ağrı olmuyor. Evet. Peki ağrı geçti mi? Çıban geçti mi? Geçmedi. Geçmedi ama ağrı mı geçti? Evet. Neden? Oraya basmıyor çünkü. Şimdi biz burada düşünseniz dizin medial kısmında, iç kısmında kıkırdakta yara var. Dış kısım sağlam. Orada hani siz de söylemiştiniz ya, dış kısım açık duruyor diyor. Evet, aralık. Evet, evet. Yani kıkırdak hala 7 milimetre orada. İç kısım azalmış. Diyelim ki 3 milimetre. Şimdi o zaman aynı bu çıban örneğindeki gibi biz ağırlığı bu tarafa verirsek o zaman ağırlığı sağlam tarafa verirsek ağrımız azalır. Ama durum mu kötüye gider? Hayır. Yük de bu tarafa fazla olduğu için yani biraz daha olayı ötelemiş oluruz. Yani diyelim ki biz bu ameliyatı olmazsak buna yüksek tibial osteotomi diyoruz. Yani kemiğin yönünü değiştiriyoruz. Yani ben böyle otururken böyle oturmuş oluyorum. Çıban örneğindeki olduğu gibi. Kemiğin yönünü değiştirdiğimiz zaman yük bu tarafa biniyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki ben bu ameliyatı olmazsam, yani 2-3 sene içinde diz protezine doğru gidiyorsa bu diz, ben bunu 15 sene erteliyorum mesela. Bununla idare ediyorum. Evet, bu daha mı bir kolay yöntem? Yani daha mı çabuk yapılıyor? Kolay veya zorluğu değil de şimdi diz protezi, hani şöyle bir örnek vereyim. Diş proteziyle ana dişiniz aynı olur mu? Yani olmaz. Bu da aynı. Yani değil mi? Takma bir diş olduğu zaman diyelim ki yani böyle eskiden, şimdi implantlar daha ziyade yapılıyor ama takma dişler, böyle geçme dişler olur diye. Evet, evet. Şimdi öyle dişi olan işte 78 yaşındaki bir hastamız böyle onu çok böyle rahat ana dişi gibi kullanabilir mi? Kullanamaz. Çok sert böyle bir eti ısıra ısıra yiyebilir mi? Yiyemez. Evet. Bir gün diş orada kalır. Şimdi bu diz protezi yaptığımız zaman da ağrılarını azaltıyoruz ama bir ana dizi gibi kullanamıyor. Yani her şey aynısı gibi olmaz. Tabii. Dolayısıyla biz istiyoruz ki, gene diş örneğinden vereyim. Yani dişimizde çürük var. Dişimizi çekip de takma diş takmayalım da dişimizi dolgu tedavisi yapalım. Evet, temizleyelim, dolgulayalım. Aynen. Ana dişimizi biraz daha kullanalım. Evet. Peki yani hocam. Bunda da ana dizimizi biraz daha kullanmak şeyimiz. Şimdi az önce hedefimiz. Bir örnek verdiniz hocam. Şu çıban örneğinden gidelim özellikle. Evet. Şimdi bu dediğiniz mesela ağırlığı bir tarafa veriyoruz. Yani vatandaşın... Biz vermiyoruz. Mimarimiz onu gerektiriyor. Yani ben ayakta normal yürürken dizin iç kısmına ağırlık biniyor. Peki bu yürümemizi değiştiriyor mu? Bir aksaklık bu yürümemizi oluyor. Değiştiriyor mu? Görüntüyü biraz değiştiriyor. Ama öyle çok böyle göze batıcı bir görüntü değişikliği olmuyor. 3-5 derece, 10 derece, 12 derece gibi bir değişiklik yaptığımız için şöyle mesela pantolonuyla gelip de bu ameliyatı olmuş bir kişinin "Aa senin dizin şöyle duruyor" diyemezsiniz. Yani onu fark edecek kadar şeyiniz olmaz. Evet, evet. Yani bu kireçlenmenin bu şekilde iki şekilde mi tedavi yöntemi var hocam? Şimdi son çare protez dedik. Yani tersten başlamıştık yine hatırlatırsak. Evet. Ama ondan önce yapılacak şeyler uygun hastalarda aks ölçümü yapıyoruz biz. Ölçümler uygunsa evet siz bu yüksek tibial osteotomiden fayda görürsünüz gibi bir karara varırsak ondan sonra bu ameliyatı yapıyoruz. Yönünü değiştiriyoruz kemiğin. Hastanın ağrıları azalıyor. Aşınma süreci biraz daha yavaşlıyor. Ve daha geç proteze ihtiyaç duyuyor. Bu ameliyatın faydası o. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Sırf madem ki ameliyat konusuna girdik. Tamam. Bir de artroskopi dediğimiz kapalı ameliyatlar var. Ama
şöyle bir uyarıda bulunayım. Son bilimsel verilerimiz, son demeyeyim de artık 20 yıldır neredeyse, 25 yıldır benim asistanlığımda, yeni uzmanlığımda biz şöyle diyorduk. Diyorduk ki işte biz kapalı ameliyat yapalım, dizinin içini yıkayalım. Hani tabiri caizse tırnak içinde kireci kazıyalım. İşte proteze gidişat yavaşlasın falan filan diyorduk. Bununla ilgili çok önemli bilimsel veriler gösterdi ki bunlar bir işe yaramıyor. Yaramıyor. Yani ben dizi açtım, yıkadım, menisküsü şöyle tıraşladım falan filan, bir faydası olmuyor. Onun için artroskopi ameliyatını çok özel mekanik bir problem yoksa, sırf böyle işte dizinde dejeneratif artriti olan kişilere açalım, yıkayalım diye ameliyat önermiyoruz. Evet. Kapalı ameliyatların faydası olmuyor yani genellikle. Evet. Şimdi hocam şöyle bir durum söz konusu. Şimdi eskiden insanlar mesela siz dediniz ya, özellikle bazı yaş sınırlarında, bazı yaş gruplarında daha fazla görülüyor bu hastalık. İşte yaşın vermiş olduğu şeye göre dedik, insanların yaşam standartına göre dedik. Şimdi daha çok artık araçlara biniyoruz eskiye göre. Gideceğimiz yere yürüyerek de işte asansörler var mesela, merdiven çıkmıyoruz falan filan gibisinden. Bu durumlar, bu halk tabiriyle kireçlenmeyi tetikliyor mu? Halk tabiri. Şimdi şöyle, biraz önce hani nasıl önleyebiliriz konuşurken söylemiştim. Evet. Disk kaslarımızın kuvvetli olması lazım. Bu faktörlerden bir tanesi buydu. Hakikaten quadriceps, yani üst adilesi zayıf olan kişilerde bu hastalığın daha sık görüldüğü bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Dolayısıyla şimdi siz teknolojiyi kullanabilirsiniz. Mesela her yere arabayla gidebilirsiniz, asansör kullanabilirsiniz. Ama akşam da gidip fitness'te dizinizi kuvvetlendirip o zaman sorun yok. Ama hiç spor yapmıyorsanız, sağlığınıza dikkat etmiyorsanız, bütün teknolojiden yararlanıp ekstra sporla dizinizi desteklemiyorsanız tabii ki bir hatadır. Şeyi daha fazla olacaktır. Yani bu osteoartrit ya da dejeneratif artrit, halk tabiriyle kireçleme daha çok gözükecektir. O zaman yine yürüyüşümüzü eksik etmeyelim böyle genç yaşlarda. Evet, genç yaşlarda. Genç yaşlarda. Şimdi olay olduktan, ben bazen yanlış anlaşılıyorum. Bazı arkadaşlarım, meslektaşlarımdan öyle şeyler alıyorum, eleştiriler alıyorum. Doğru, yanlış anlaşmamak için de her programda bunu belirtiyorum. Bakın biz yürüyüşe karşı değiliz. En çok yürüyen kişilerden bir tanesi benimdir büyük ihtimalle. Çok severim yürüyüşü, hala da yaparım. Ama dizimde problem yok. Onun için yapmaya devam ediyorum. Ama hasbelkader dizimde bir problem gelişmiş ve ben yürümeyi ondan sonra, yani geç başlamış bir yürüme alışkanlığımız varsa, bu daha çok zarar verecektir. Evet, evet, evet. Peki hocam, bağ yaralanmaları demişiz. Bu nedir? Bununla alakalı sizden bilgi alalım. Evet. Şimdi dizde sanırım etraflıca şeyi konuştuk. Evet, yani evet, bu evet. Kireçlenme konusunu konuştuk. Bunlar biraz ileri yaş problemleri. Yani sık, çok sık gözüküyor gerçekten. Yani ben polikliniğimde günde 30 hasta bakıyorsam, ya bunun en az 10-12 tanesi bu oluyor. Yani büyük çoğunluğu diz kireçlenmesi. Evet, evet, evet. Ama daha genç yaş grubunda ise farklı hastalıklar gözüküyor. Onlardan bir tanesi bağ, kıkırdak ve menisküs yaralanmaları. İsterseniz onların hepsini konuşalım, şey yapalım. Şimdi bağ yaralanmaları da genellikle travmalarla oluyor. Yani işte kayak yaralanması, İşte futbol, voleybol, basketbol gibi. Tabii nadiren olmuyor değil. Yani benim işte ev hanımı, spor yapmayan hastam da var. Çapraz bağını yırtmış. Nasıl? Ya perde takarken işte taburanın üstünden düştüm, dizim döndü. Olur, öyle de olur. Ama en sık dediğim gibi spor yaralanmaları şeklinde gözüküyor. Merdivenden düşer gene olabilir. Yani kazayla da olabilir ama genellikle bunlar spor yaralanmaları oluyor. Dolayısıyla da bunlar genellikle genç yaş grubunda oluyor. Genellikle de en sık ön çapraz bağ yaralanması ve iç cam bağ yaralanması görüyoruz. Yalnız dizde şöyle, ön çapraz bağ var, majör ligamentler açısından söylüyorum. Arka çapraz bağ var, iç cam bağ var, dış cam bağ var. Daha birçok bağ var da, ama en çok bilinen büyük bağlar arasında bu var. Bunların hepsinin karakteri biraz değişik oluyor. Yani hepsinin kendine özgü bir davranış stili oluyor. Örnek, en sık gözüküyor dediğimiz iç cam bağı yaralanması geldiği zaman bana, ben bakıyorum teşhisim iç cam bağı yaralanmasıysa dizine bir dizlik veriyorum. Şu egzersizleri şöyle şöyle yapacaksın diyorum. Bandaj sar, buz uygula, şöyle masajım var, böyle bilmem ne var. Şu ilaçları kullan diyorum. 6 hafta sonra o tam kopmuş olan bağ oraya bir doku oluşturuyor ve iyileşiyor. Yeniden bir bağ oluşuyor. Yani ameliyat etmiyoruz onları. Evet, evet, evet. Ama o da önemli bir bağ. Hatta belki ön çapraz bağdan daha kalın bir bağ. Daha gürbüz bir bağ. Ama ona rağmen ameliyatsız iyi oluyor.
Halbuki ön çapraz bağ koptuğu zaman ne kadar alçıya da alsanız, brace de verseniz, dizlik verseniz, masajdır, fizik tedavidir falan filan. İşte atıyorum 6 yıl sonra bırakın 6 haftayı, 6 yıl sonra film çekin gene bakıyorsunuz bağ kopuk. Aynen. Bağ iyileşmiyor. Çok özellikle istisnalar dışında. Dolayısıyla ön çapraz bağ yaralanmalarında, tam kat yaralanmalarında çoğu ameliyata ihtiyaç duyuyor. Eğer aktif bir yaş grubunda aktif bir birey ise. Yani çok sedanter birisinde belki yapmayabilirsiniz. Veya bağında gevşekliği, tamam kopmuş ama gevşekliği diğer diz kasları yüzünden çok gevşek değil. Onlarda da bazen ameliyatsız olabilir ama genellikle ameliyat gerektiriyor bunlarda. Başka ne oluyor travmatik olarak? İşte menisküs yaralanmaları oluyor. Demin kireçlemeden bahsederken şöyle bir şey kullandık. Bu tip hastalara artroskopi yapıyorsunuz, faydası olmuyor dedik. Neden? Bunlarda dejeneratif yırtıklar oluyor çünkü menisküslerde. Bakın travmatik yırtık başka bir şey gençlerde. Ama orta yaş ve üzerinde dejeneratif yırtıklar fayda göstermiyor. Halbuki 17 yaşında birisi gelmiş, flap tarzında bir yırtık var, takılma yapıyor. E şimdi bunu ameliyat edersiniz ve de çok güzel de iyileşir hasta. Ama atıyorum 58 yaşında bir hanımefendi geldi, diz ağrısı var, menisküste yırtık var MR'da, bunu ameliyat edin, geçmez. İyi olamaz. Evet, evet. Şimdi o farklı. Bir başka bir şey de gene menisküs yaralanmaların dışında bir de kıkırdak yaralanmaları olabilir. Bunlar da travmatik ya da dejeneratif olabilir. Bunların da tedavileri duruma göre öncelikle konservatif yani ameliyatsız tedaviler, egzersiz güçlendirme, ilaçlar, bireysler. Ama onlarla fayda görmüyorsa veya fayda görmeyeceği aşikarsa ameliyatlar da olabilir. Neler yapıyoruz biz bu şeyde, tedavide? Ameliyat dediğimiz şeyde ne yapıyoruz? Hı hı. Ondan isterseniz kısaca bahsedelim. Tabii. Şeyden bahsetmiştik ama ön çapraz bağının iyileşme yeteneğinin olmadığından bahsetmiştik. Yani kopuyor, iyileşmiyor. Ama iç çam bağı kopuyor, iyileşiyor. Dolayısıyla bu iyileşme yeteneği olmadığı için biz bunlarda son zamanlarda ufak tefek tartışmalı şeyler var. Daha henüz belli olmayan şeyler var ama bunlarda genellikle rekonstrüksiyon yapıyoruz. Ne demek rekonstrüksiyon? Rekonstrüksiyon kelime anlamı olarak yeniden inşa etme demek. Hmm. Yani bir bina diyelim ki birazcık eskidi. Bunu tamir edebilirsiniz. Sıvasını, boyasını, kapısını yenileyip binayı yıkmadan yeniden şey yapabilirsiniz, kullanımı açabilirsiniz. Bunun adı tamir olur. Hı-hı. Ya da tadilat olur. Ama binayı yıktık, tekrar o arsaya temeli eştik, tekrardan yeni bina yaptık. Bunun adı yeniden inşa etmek oluyor. Yani rekonstrüksiyon. Dolayısıyla biz bağları alıp uçlarını bulup dikmiyoruz. Tamir etmiyoruz. Çünkü iyileşmiyor. Hı-hı. O zaman ne yapıyoruz? Bu iyileşme şeyini bypass edebilmek için başka bir yerden, vücudumuzdaki başka bir dokudan, istepne gibi kullanabileceğimiz bir dokudan, oradan bir tendon alıp dizin içinde bağın yapışma yerlerine uygun yerlere, doğru yerlere tüneller açarak, yuvalar açarak, soketler açarak onları bağı oraya yerleştiriyoruz, üstteki ve alttaki kemiğe. Dolayısıyla kemikle bağ arasında iyileşme oluyor. Bağın kendisinde iyileşmeyi bypass etmiş oluyoruz. Hmm. Böylelikle yeni bir bağ oluşturuyoruz. Evet, evet, evet. Bizim yaptığımız bağ alıyor ona. Bunun da tabii iyileşmesi belli bir süre gerekiyor. Ameliyat sonrası hastanın rehabilitasyon sürecine iyi uyması lazım. Menisküs yırtıklarında ne yapıyoruz? İki yöntem var. Eğer stabil bir yırtıksa egzersizle de yapabiliriz. Yaşı önemli değil. Yaşı 30 da olsa hani ileri yaşta fayda etmiyor dedik ya. O da yanlış anlaşılmasın. Kişisel farklılıklar olabilir. Genelleme yapmamak lazım. Eğer stabil bir yırtıksa sırf egzersizle de takip edebiliriz. Ameliyat etmemize gerek yok. Ama stabil değilse flap tarzında, kova tarzı, sapı tarzında, papağan gagası tarzında değişik tipte yırtıklar var. Anstabil yırtıklarsa, arada takılma, kilitlenme yapıyorsa bunu ameliyat etmek lazım. Ameliyat edersek de iki yol var. Ya tamir edebiliriz ki ideal olan o. Yani o zaman hastanın bir eksikliği kalmamasını sağlamış olursunuz. Ya da eğer tamir edilemeyecek bir durumdaysa o takılma yapan kısmını tıraşlayıp zarar vermemesini sağlayabilirsiniz. Ama onda bir miktar menisküsünden eksilmiş olur. Yani onun uzun vadede bir takım sıkıntıları olabilir. Menisküs tamiri yapıldıysa süreç biraz daha iyileşme süreci biraz uzun olur. Ama uzun vadede çok faydalı bir şey yapmış olduğumuz için onun
şeyine katlanmamız gerekir. Gülü seven dikenine katlanma hesabı. Evet, evet. Çünkü menisküsünün erken yaşta kaybedilmesi ileride dejeneratif artrite, yani başta konuştuğumuz kireçlemeleri davetiye oluyor. İşte erken yaşta işte 40 yaşında kireçleme meydana gelmiş. Neden gelmiş? İşte ben 15 yaşındayken ameliyat olmuştum, menisküsüm alınmıştı. İşte sebep. Çünkü menisküsler koruyucu görev yapıyor. Yani iki kemiğin birbirine sürtünmesini engelleyici conta vazifesi, amortisör vazifesi görüyor. Evet, o yüzden menisküslerimiz çok önemli dokular. Yani menisküsü kaybetmemeye çok çaba sarf etmemek lazım. Yani onu hem diş sağlığımızı, yırtılmasını önlemeye çalışarak, eğer yırtılmışsa da biz doktorlar olarak onu dikmeye gayret ederek önlemeye çalışmak lazım. Evet. Peki hocam, bu mesela bağ yaralanmaları ile alakalı dediniz ya, gençlerde de bazen sık görebiliyoruz, işte kayak yapma, işte belki buz pateninde kayma, buz pateni yapma ya da başka bisikletten düşme falan filan diyelim. Bunlar olabiliyor dediniz. O anda ne yapmalı sizce? O anda. Şimdi bilmiyorlar. Tabii. Yani benim bağım koptu demez kimse. Yani bilmez tabii. Yani ne yapabilir düştüğü zaman ya da başka? Şimdi bazıları biliyor. Bir örnek vereyim. Mesela ben size bir çapraz bağ yırtığı senaryosu anlatayım öncelikle. Nasıl en sık gözüküyor? Bir kere ülkemizde halı saha çok sevildiği için halı sahada çok gözüküyor. Halı sahada maç yaparken işte bir kafa topu, uzun top attı. Adam kafaya çıktı, kafaya vurmaya şey yaptı ama yere indiğinde, yere düştüğünde dizi döndü, tak diye bir ses geldi. Bakın bunu etraf bile duydu. Evet. Bu olabilecek şeylerden bir tanesi ve sık gördüğüm şeylerden bir tanesi. Yere yığıldı kaldı. Hadi devam edeyim diye ısrar etti ama baktı ki şey de ayağına basıp devam edemiyor. Evet. Şimdi ben bu hikayeyi dinlediğim zaman ben derim ki sizin çapraz bağınız çok büyük bir olasılıkla kopmuştur diyebilirim. Şimdi bu benim mesleğim olduğu için tabii diyorum ama mesela siz bir arkadaşınızla maç yaparken bu şeyi şahit oldunuz mesela. Sonra da kendi başınıza geldi diyelim ki 2 yıl sonra. Arkadaşınız zaten çapraz bağ yırtıktı, ameliyat oldu, bir süreç şey yaptı falan. Yakında arkadaşınız, biliyorsunuz yani olayı biliyorsunuz. O zaman demez misiniz ya Ahmet'in de böyle olmuştu. Evet. Bazıları diyor benim çapraz bağım koptu diyor. Gelirken öyle yani. Geliyor. Yani hiç elinde MR yok, bir şey yok. Koptu diyor, geliyor. Şimdi böyle bir hasta diyelim ki dizinde bir yaralanma oldu. Çapraz bağ kopması da olması şart değil. Menisküs yırtığı için de aynı şekilde kemiğimi çarptım, zedeledim de. Yani her türlü travmada yapması gereken şey bir kere üstüne gitmeyecek. Çünkü olayı büyütebilir. Yani menisküs yırtığı küçükken büyütebilir. Çapraz bağ yırtığı bilmem neyken daha şey yapabilir. Orada bir kere bırakacak. Biz bunu aslında İngilizce'de REST, R-E-S-T. İngilizce bazı şeylerin baş harflerinden oluşuyor bu. Rest istirahat demek yani üstüne gitme. Evet, evet. Elevation yani yüksekte tut. Yükseğe kaldır. Şişmesin diye. Ondan sonra ne kaldı? Rest. Pardon. Rest, çok özür diliyorum. Rise. Çok özür diliyorum. Rise. R-I-C-E. Evet. Başka bir kısaltmayla şey yaptık. Rest gene aynı şekilde. R'si adını siz söyleyin. İstirahat. Rest. İkincisi iyiydi, rice diye yazılıyor biliyorsunuz, rice. Hem pilav hem pirinç demek İngilizce'de. Oradan böyle akılda kalsın diye demişler. İyisi ice, yani soğuk uygula. Hemen buz uygulaması yap. C'si compression, yani bir bandajla sar, bir sıkıla. E'si elevation, yani gene yüksekte tut. Evet. Yani orada yapılacak bütün travmalarda ilk yardım bu. Yani dirseğini de çarpsan, çapraz bağını da yırtsan, kafanı da çarpsan, omzunu da... Yani her türlü travmadan. Her türlü travmadan. Çünkü her türlü travmadan sonra aynı yanıtı oluşuyor. Üzerine yatmıyoruz. Şişlik, kanama oluyor. Buz koyuyoruz efendim. Evet. Ve yüksekte tutuyoruz. Sargıya sarıyoruz, yükseğe kaldırıyoruz. Peki sargıyı böyle şimdi şey yapmasın diye, daha da sıkı olsun diye sıkı tutmayalım mı? Evet, evet. Şimdi onun bir ortasını bulmak lazım tabii. Çok sıkmadan öyle. Çok sıktığımız zaman ne olur? Dolaşımı engelleriz. Kan dolaşımını engelleriz. O da başka sıkıntı olur. Yani dolaşımı engellemeyecek kadar ama kompresyonda yapacak. Hafif böyle bir sıkılık yapacak ki ödem olmasın, kanama olmasın, şişme olmasın. Çünkü ödem, kanama, şişme olduğu zaman daha geç iyi olur. Evet, evet. Ödemi minimize ederseniz daha çabuk o akut dönemi atlatabilirsiniz. Evet. Onun için ilk yardım olarak tabii ki onu yapmak lazım. Evet. Zaten ondan sonrası bize ait. Aynen zaten. Öyle. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Bu çok önemli çünkü herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Kesinlikle. İnsan ne bileyim yolda yürürken bile ayağa takılıp düşebilir yani. Her şey olabilir. Kesinlikle. Söylediğiniz rice örneği çok önemliydi efendim. Evet. Pilavdan aklımızda kalın. Ben artık hiç unutmam. O şekilde önce istirahat, sonra buz koyuyoruz.
efendim. Sarıyoruz ve yüksekte tutuyoruz. Yüksekte tutuyoruz. Evet, çok güzel. Evet. Hocam programımızın artık sonuna geldik. Hemen sorular var. Kısa kısa birkaç tanesini sorayım. Sizden de kısa kısa cevaplar bekliyorum. Vatandaşlarımız merak ediyor. Belimde kırık var, dizlerimde çürük var, ayak bileklerimde ağrı var. Ne yapmalıyım demiş bir izleyicimiz. Yaş falan gibi bir detay var mı? Yaş yok hocam. Hmm. Şimdi bu bel kırıkları çok değişik oluyor. Mesela bir insan mesela şöyle bir hikaye inandırıcı gelir mi? İşte bir, ya, oturdum, gittim doktora, belin kırıldı dediler. Böyle bel kırığı olur mu? Olmaması lazım değil mi? Şimdi böyle bir kırık olduysa altta yatan bir şey olması lazım. Yani ben bir sandalyeye oturdum, tahta, tabure sandalye, oturdum, çat diye ayağı kırıldı, yere düştüm. Ya bu sandalye adamı taşısın diye yapılmıştır. Yani onun kırılmaması lazım değil mi? Ama kırıldıysa bir baktık ki oraya bir tahta kurusu orayı yemiş zayıflatmış. Oturunca kırılmış. Demek ki böyle bir sebep olması lazım. Şimdi omurga kırıklarında da bel kırıklarında da bazen işte 80 yaşında bir kemik mineral densitesi iyice düşmüş. Yani osteoporoz dediğimiz kemik erimesi dediğimiz bir şey. Şimdi onun kemik böyle oturunca kırılıverir. Hemen çöküverir. Şimdi bunların tedavisi farklı bir şey. Ya ben işte araba 3 takla attı, belim kırıldı. Yani 28 yaşında erkek. Bunun tedavisi farklı bir şey. Bir evet. de tabii şey var. Yani acaba sinire, omuriliğe baskı yapıyor mu, yapmıyor mu gibi şey var. Onun için o konu birazcık özel bir incelenmesi gereken bir cevaba şey var. Evet. Peki hocam. Ama dizimde çürük var dediği genellikle işte bu osteokondritis dissekans dediğimiz kemiğin bir bölgesi beslenmiyor ya da osteonekroz dediğimiz. Bazen bizim ilk programın başında konuştuğumuz kireçlenme için bile dizim çürüdü falan gibi deniyor. Şimdi aynı nasıl kireçlenmeyi eleştirdik ya, evet. Yani yanlış fikirle. Çürüme de öyle. Çürüme ne demek yani? Osteonekroz mu, osteokondritis dissekans mı, osteoartrit mi? Yani sorular biraz spesifik olursa elimden geldiğince daha peki cevap vermek isterim. Hocam yine bunu anlattık ama bir kez daha söyleyelim. Bir vatandaş sormuş. 75 yaşında annem demiş dizinde aşınma ve kireçlenme var demiş. Evet. İkisini birden söylemişim size. Ama en azından bir şey katmışız. Evet. Çok güzel. Evet. Kendisinde emboli var. Nasıl bir tedavi uygulanabilir? Emboli de farklı mı oluyor hocam? Şimdi şöyle emboli şimdi ister yüksek tibial osteotomi ameliyatı yapın, ister diz protezi ameliyatı yapın. Sonuçta bir ameliyat. Bu geçmişinde emboli olan bir hastanın çok daha ciddi profilaksilerle ameliyata alınması lazım. Çok daha ciddi önlemlerle ameliyata alınması lazım. Hatta ameliyat konusu kesin değilse bile gerekirse ortada bir vakaysa ameliyatsız tedaviyle tercihinizi o yönde kullanmanız lazım. Ama emboli geçirmiş bir hasta ameliyat olamaz diye bir şey yok. Olabilir ama ona daha sıkı önlemler almak lazım. Pekala. Şimdi bu aslında şöyle bir şey söyleyeyim konuyu açtığınız için. Diyelim ki emboli hikayesi yok. Peki emboli riski yok mu? Var. Diz protezi ameliyatlarında her ameliyatta olduğu gibi, bakın tekrar altını çizerek söyleyeyim, her ameliyatta olduğu gibi risk var. Ama şimdi ona bakarsanız arabaya biniyoruz, evimize gidiyoruz. Risk yok mu? Kaza yapma riski var mı? O zaman binmeyelim arabaya. Aynen. Öyle bir şey yapıyor muyuz? Yani yapmıyoruz. Demek ki alınacak risk var, yüksek risk var, alınmayacak risk var. Onun için risk analizini yapıp alınacaksa alıyoruz. Bir tedavi uygulanabilir. Tabii ki. Yani. Yoksa yani. Hiçbir sıkıntısı yok. 62 yaşında bir bayağı kadın hasta, kalp hastalığı yok, tansiyonu yok, emboli hikayesi yok. Sizde risk yok diyebilir miyiz? Hayır. Ona da anlatıyoruz. Diyoruz ki hanımefendi size ameliyat yapacağız ama bakın şu düşük de olsa şu riskler var. Evet. Ama hocam, yapıyoruz yani. Evet. Bir başka soruya bakalım hemen kısaca yine. Merhaba, ben biraz yürüdükten sonra diz kapağımın altı sızlıyor. Neden? Yaş var mı? Yaş yok maalesef. Şimdi o zaman iki şey söyleyeyim. Eğer genç bir hastaysa yani 40 yaş altı ise o zaman patellofemoral ağrı düşünmek lazım bunu. Hele de diz kapağının altındaysa ağrı yani diz önü ağrısı diyoruz ona genellikle. Diz kapağı yani patella evet, dediğimiz tamam. kemikte bir kıkırdak problemi olabilir. Onlar çok güzel egzersiz ile özel onun için patellofemoral egzersiz programları geliştirilmiştir. Biz de geliştirdiğimiz programlar var. Bunlarla çok güzel tedavi edilebilir. Evet. İlaçsız, ameliyatsız falan. Ama evet. ileri yaşsa başta konuştuğumuz konu olabilir. Onun başlangıcı olabilir. Ona da gene kilo vermek, egzersiz ve hayat tarzını modifiye etmek gibi evet. önerilerimiz olur. Bir soru daha var hocam. Benim dizimden yukarısı oturup kalkarken ağrıyor. Ne yapmalıyım? Acaba eklem yıpranması mı yine? Aşınma mı? Gene
Aslında birinci sorunun aynısı. Hmm. Çünkü patellofemoral problemlerin en önemli belirtilerinden bir tanesi böyle oturup kalkarken, merdiven inip çıkarken, çömelip kalkarken olan ağrılardır. Mesela hasta yürümeye başlar, düz yolda yürüyor, ağrısı olmaz. Genellikle önemli bir ağrısı olmaz ama çömelip kalkarken ağrısı olur. Patellofemoral aynı şey. 40 yaş altındaysa patellofemoral problemdir. Büyük ihtimalle egzersiz. Daha ileri yaştaysa dejeneratif artritin başlangıcı evet. olabilir. Hocam ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğu bilgi için. Ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Çünkü hani biz istiyoruz ki bazı yanlış bilinen, yaygın yanlış evet, bilinen evet, şeyleri evet. düzeltelim. Umarım faydalı olmuştur. Hocam kesinlikle öyle. Hatta programımızın normal dakikasının da süresini de oldukça üzerine çıktık. Çünkü dedik ki Sinan Hoca'yı bulmuşken soruları da soralım, kendisinden bilgiler öğrenelim dedik. Çünkü gerçekten çok güzeldi. Vermiş olduğunuz bilgiler, yanlış bilgiler var dediğiniz gibi, doğru bilinen yanlış bilgiler. En azından evet. bunlar konusunda aydınlanmış olduk. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, bir Sağlıkça programının daha sonuna geldik efendim. Bu haftaki Sağlıkça programında ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Karaoğlu'nu konuk etti. Kendisi bize halk arasında bilinen kireçlenme, normal isminin de aşınma olan hastalığı anlattı. Ne gibi sorunları var ve ne gibi tedavileri var. Aynı zamanda bu bağ yaralanmaları nasıl oluyor ve olduğu zaman bir sıkıntıya düştüğümüz zaman, düştüğümüz, kalktığımız ya da herhangi bir sorun yaşadığımız zaman ne yapmalıyız? Bunlarla alakalı bilgileri bizlere aktardı. Sorularınız vardı, onların cevabını yine Sinan Karaoğlu verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başka bir Sağlıkça programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.